işgal kuvvetlerinin güçlü donanmalarının karşısına çıkacak ve dur diyecek güçlü bir Osmanlı donanması mevcut değildi. Savunma, kıyılardaki tabyalardan yapılacak top atışları ve denize dökülen mayınlara bağlıydı. İlk mayın atılsın! İlk mayın denize! Bismillah Fundo! Yenilmez zannedilen güçlü donanmalara bu mayınlar geçit vermeyerek dur diyecektir. Evet, savaşın kaderi bu mayınlara bağlıydı. 19 Şubat 1915'te İtilaf Donanması Çanakkale Boğazı'na yönelik saldırıyı başlattığı zaman boğazda 9 mayın hattı kurulmuştu. Sonrasında 2 ilave hatla birlikte toplam mayın sayısı 403'e ulaşacaktı. Şimdiye kadar döşediğimiz mayınlar avcı öncü mayın tarayıcı tekneler tarafından tahmin edilebilir yerlerdi. Aldığımız emirler neticesinde bu gece Erenköy koyuna 11. mayın hattını döşeyeceğiz. Bu hat kıyıya paralel şekilde olacaktır. Çok fazla sayıda ve büyük bir kuvvetle geleceklerdir. İngiliz ve Fransız zırhları muazzam boyutta olacaktır. Mayınlarımızın önemi kat be kat artıyor paşam. Güçlerinin büyüklüğü onları dalalete sevk edecektir. Gururlanmaları da zafiyetleri olacaktır. Boğazı geçerken büyük toplarıyla İki taraflı mermi yağdıracaklardır. Mevzilerimizden yapılan top atışlarında Allah'ın izniyle muvaffak olup isabet ettirebilirsek eğer, ister istemez manevra ihtiyacı için Erenköy koyunu kullanmak isteyeceklerdir. İşte o zaman Erenköy koyunda kıyıya paralel dökeceğimiz mayınlar o gemileri gafil avlayacak ve birer ikişer boğazın derin sularını boylamalarını sağlayacaktır. Boğazdaki saldırıların kademeler halinde yapılacağı, cephanesi biten ilk kademedeki gemilerin geri çekilerek yerini ikinci kademedeki gemilere bırakacakları ve bu manevra için Çanakkale Boğazı'nın en geniş yeri olan Erenköy önlerindeki Erenköy koyu denilen koyu kullanmak isteyecekleri düşünülerek 26 mayından oluşan 11. mayın hattı Nusret Mayın gemisiyle 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan 1915 gecesi Erenköy koyu bölgesinde diğer mayın hatlarından farklı olarak kıyıya paralel döşenmişti. İşte o mayınları mayın taraması yapan küçük gemiler ve havadan keşif yapan uçaklar fark edemedi. Aranızda bu mayın döşeme şeklini şüpheyle karşılayanlar da olacaktır. Vazifemiz emirleri harfiyen uygulamaktır. Ve biliniz ki bu paralel mayınları düşman gemileri de tahmin edemeyecekler. Sizlerin binbir güçlük içinde ve fedakarca vazifenizi icra etmeniz vatan savunmasının muvaffakiyetiyle neticelenecektir. Savaşın bitiminden sonra Julien Corbett boğaza döşenen mayınları şöyle anacaktır. Türkler bu mayınları özel maksatla manevra sahamıza koymuşlar, gösterdiğimiz bütün ihtiyata rağmen baş döndürücü bir zafer kazanmışlar. Çanakkale Boğazı'nın mayınlanmasında İntiba, Selanik ve Nusret mayın gemileri başrol oynamışlardı. Bu görev Nusret Mayın Gemisi Komutanı Yüzbaşı İbrahim Hakkı, Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa ve Mayın Grubu Komutanı Nazmi Bey komutasında gerçekleştirilmiştir.